Martıyla karda eve gideceksin. Hiç korkmuyor musun? Kayarım, düşerim, kafamı çarparım, şu olur, bu olur. Tehlike benim göbek adım yavrum. Bölmenin soruyla başlıyoruz. Diyelim ki dünyanın en zengin insanlarından birisisin. Yani yakınsın zaten yani, çok da uzak bir şeyden bahsetmiyorum. Benim gönlüm zengin, evet. Soru şu, bu senin yeme alışkanlığını değiştirir miydi? Değiştirirdim. Bir tık değiştirirdim. Ya daha lükse kaçardım değil, şu an yediğim şeylerin bir tık daha kalitesini alırdım. Yok abi. Hani bir tane böyle dünyanın en pahalı kahvesi vardı ya, kedi kakasından mı ne bir şeyden. Mesela benim sırf param var diye ben kedi kakasından yapılmış bir şey yine içmezdim. Şu anda Mert, dünyanın en zengin insanlarından birisisin abi. Paran bok gibi. Tamam, para sıçıyorsun yani. O derece yani. Yani varsaymakta bile güçlük çekiyorum ama... tamam, öyleyim. Bugün senin gibi dünyanın en zengin insanlarının en sevdiği yemeklere tepki veriyorum. Ya abi! Ne diyorsun? Çok iyi. Haydi bakalım, oturmaya bir gelin arkadaşlar. Buyurun efendim. Bu ne ya? Bakalım neler yemişler de nasıl, ne göreceğim. Getireceksin yemekleri. Evet, durun. Oha, işte istediğim bölüm bu. Yemek mi yiyeceğiz? Ben de yiyecek miyim? Evet. Aa, çok... Oğlum, şimdi onu söyledin. Oğlum karnım açtı lan. Jeff Bezos ile başlıyoruz. Şu anda dünyanın en zengin insanı kendisi. İkinci oldu. Sonra tekrar birinci oldu. Öyle mi? Evet, şimdi yine Elon Musk'ı geçti. 190 milyar dolarlık bir serveti var şu anda kendisinin. Kendisi Amazon sitesinin kurucusu ve aynı zamanda CEO'su efendim. En sevdiği yemeği getiriyorum sana. Ya çok rezalet bir şey yiyor, %100. İnternetten bakalım ne yiyormuş bu. Ama öyle de şey kalmaz. Zevki kalmaz. Bakmayacağım. Şimdi bunların damak tatları bir bok çıkabilir ya. Havyardı, bilmem neydi, lükse kaçacağım diye. Jeff Bezos'tan peki nasıl bir şey bekliyorsun abi? Dünyanın en zengin insanından nasıl bir şey bekliyorsun? Böyle kelleştiren bir yemek olabilir. Saç döken. Güzel. Haa, not bad. Ne? Nasıl koktu da not bad? Erişte. Erişteli makarna. Bu ne biliyor musun abi? Erişteli makarna ne salak. Bir bak bakalım içine. Şöyle bir. Kokuyor. Kötü mü kokuyor? Kokuyor. Ya fıstığın burada ne işi var? Fıstık mı bunlar? Evet. Gerçekten mi? Evet. Hmm. Abi şöyle söyleyeyim sana. Önündekinin adı Pad Thai. Kendisi bir Tayland yiyeceği. İçerisinde karides var. Pirinç eriştesi var. Taze fasulye filizi var. Kırmızı dolmalık biber var, kavrulmuş kuru fıstık var ve üzerinde de özel bir sos var abi. Ne kadar çok şey var, yok yok bunun şey. Evet. Tamam, hadi bakalım. Bak hemen gitti karides yiyor ya, kızım hepsini yesene. Karışık mısın onu? Çok severim karides. Vay be. Valla. Sağlıklı hissettiriyor böyle. Evet. Hani muhtemelen bu yemek şeydir. Normal makarnanın bütün hepsi alternatif, hani sağlıklı olanların. Gerçekten o yöreye ait bir yemek. Tadı be, hoşuna gitti be. Gibi gibi. Normal diyorsun. Oğlum inleme sesleri çıkartmasana. Çok açım biliyor musun? diye ses geliyor sürekli canına. Karides güzel de kızarmış fıstık biraz kömür gibi oluyor tadı. Haş gibi anladım. Sen de orada sandviç mi yiyorsun gerçekten? Abi ne yapayım, ben de yediğin şeyi göstersene Allah aşkına. Arkadaşlar ben de bunu yiyorum. Arkadaşlar hani arasında salamı andıran bir şey olan vardır ya böyle. İpince. Bir şey eksik. Mesela böyle bir soya sosu döküyorsun üstüne. Balsamik sos. Güzel olur. Soya sosu yok. Soya. Böyle yavan. Enteresan bir lezzet. Yani ilginç bir karışım diyorsun. Evet, benim hoşuma gitti. Jeff Bezos sabah erken saatlerde yapılan toplantılardan kaçındığını, böylece herhangi bir yağlı hazır yiyecek olmadan sağlıklı, yavaş bir kahvaltı yapmaya vakti olduğunu söylemiş. Evet. Amazon'u satın almayı düşünen bir şirketle yaptığı toplantıda Bezos'un patates, domuz pastırması, yeşil sarımsaklı yoğurt ve haşlanmış yumurta içeren bir Akdeniz ahtapot kahvaltısı yediği görülmüş. Çok güzel. Fazla bilgi yok ama hani görsel olarak bunu efendim görmüş insanlar. Ve ilginç olan kısım abi, en sevdiği yemek Tayland mutfağıymış ki önündeki zaten Pad Thai'de onlardan bir tanesi. Fakat en sevdiği yemek aslında bu değil. Bundan daha da çok sevdiği yemekler neymiş biliyor musun onu? Mantı! He, mantı. Tayland'da bunlar dışında en sevdiği yemekler
kertenkele eti ve baharatlı hamam böcekleri... Yerim, yedim. Ben yerim. Kertenkele eti ve baharatlı hamam böcekleri yemeği de çok tercih edermiş efendim yine. Kendi evinde yesin oğlum. Gelsin buraya, tam senlik adam yemin değil mi? Buradan cephe seçtiğim için. Tepki versin yani. Hayatını yaşarsın bak buraya gelirse. Gerçekten. Hamam böceği mi dedin? Ha, şeyli baharatlı. Kanka nasıl aynen bir baharatı olabilir ya? Abi nesin sen ya? Evde yaşayan ne kadar haşerat varsa tadını seviyor. Abi tamam, kertenkele eti bir nebzeye kadar tamam. Baharatlı hamam böceği yemezsin yani. Oğlum niye mi yardımcısın ne kadar ya? Paran olursa olsun yemezsin yani. 10 üzerinden kaçlık bir favori yemek bu? Bu çok kötü. Hadi Jeff olduğu için 5 vereyim. Biliyorsun ki benim tutumum gereği yemek bölümlerinde 5'ten aşağı puan vermiyorum. O yüzden 7. 8. 8 puan. Evet evet, ben beğendim, ben çok hoşuma gitti bu. Buna 10 üzerinden 7 puan veriyorum. 7 diyelim çünkü besleyici yani. Ama böyle sıkıntıları da var. Mesela fındığa çatalı takıyorsun, fırlıyor, evet, takla atıyor. Şimdi ikinci kişiye geçiyoruz efendim. Evet. Jack Ma. Aa şey, Ali Baba'nın. Evet. Forbes milyarderler listesinde 17. sırada ve 62.4 milyar dolarlık bir serveti var. Çinli iş adamı. Yetmedi eller. Ali Baba grubunun kurucusu ve icra kurulu başkanı imiş. Ali Baba, AliExpress'in başındaki, evet, insan. Anladım. Hemen onun en sevdiği yemeği getiriyorum. Tamam hadi bakalım, merak ettim. Pis zenginler ya. Bu kadar olmaz oğlum. 62 milyar dolar ne demek yani? Şaşırma, hazır mısın? Ya of, Jack Ma ya. Böcek çıkacak ya. Ne kötü bir şey geliyor, surata bak. Hayır. Kesinlikle kötü bir şey vallahi geliyor. Vallahi kötü değil, ilginç bir şey geliyor. Hadi bismillah, 1-2-3. Aa, noodle. Noodle mı seviyormuş? İlk siz görün. Hey, noodle. Hay Allah'ım ya. Mesela vizyonsuz bir zengin. Mesela bu adamın bu kadar parası olmamalı, anladın mı? Erişte ve şey, hazır noodle. Ne? Evet abi. Böyle böyle zengin oluyor bunlar. Biriktiriyor tabi. Normal noodle değil. Kitik okulu noodle. Bu hazır değil mi ya? Biz bunu dershanede çok yerdik, hatırlıyor musun? Şunun nesini seviyor anlamadım. Ekmek yesin o zaman. Hazır noodle mu seviyormuş? Aynen. Ne? Bilgisini vereceğim. Bu adamla böyle para olmamalı mesela, anladın mı? O parayı bana vermediler. Ben o parayı daha iyi harcıyorum. At hepsini ağzına, onun hepsini at abi ağzına. Nasıl atayım oğlum hepsini? Yeme stili o bunun. Hepsi... Abi bir dakika, boğazım yanıyor. Yarısını birden yeme. Ay ya işte, vay 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 vay. Evet çok kötü. Ben bunu seviyorum. Yani... Şu an güzel mi yani bunun? Vasıfsız ama güzel. He. Evet, bildiğimiz makarna. Yolul. Vizyonsuz adam. Moralim bozuldu. Oğlum sen de mi kadar sinirlendin ya? Moralim bozuldu. Kötü değilmiş ha. Değil değil mi? Evet, biraz yapışmış. Bence sen becerememişsin yani. Milyarderlerin mütevazi yaşamları sürdürmeleri genelde yaygın. Yani hani ne yiyorlarsa o şekilde devam ediyorlar. Jack Ma, Çin'in en zenginler listesinde birinci numarada olmasına rağmen 18 yıldır aynı öğle yemeğini yiyormuş. Aa. O öğle yemeği de bu efendim. Ben sana bir şey diyeyim mi? Bence bu lezzetle alakası yok. Totem yapıyor. Şu an çok şanslıyım ve hayatımda her şey doğru gidiyor. Hiç bozmayayım diye, anladın mı? Ekibi tarafından verilen bilgiye göre en sevdiği mutfak Çin mutfağıymış. Hayret, niye acaba? Abi kendisi Çinli. Sevdiği yemek ise Maggi An Me markasının hazır erişteleri imiş. Yani yine bu şekilde birkaç dakikada yapılan hazır noodle'lar diyebiliriz. Ali Baba'nın 3. yıl dönümünde bile tercih ettiği yemek yine hazır erişte olmuş kendisinin. Güzel. Yani kendini bozmaması tatlı. En sevdiği yemeğin bu olması bir garibime gitti. Aha. Çünkü daha güzel Çin mutfağında yemekler eminim vardır. Tabii canım. Bu arada şunu da söyleyelim. Bu videonun 2. bölümünün gelmesini istiyorsa izleyicilerimiz. Evet, lütfen gelsin. Basın like, mic, her şey. Dur. Mark Zuckerberg'ler, Bill Gates'ler, Larry Page'ler vesaire. Allah ne zenginler ne zenginler. Hemen videoyu beğenerek bize destek olabilirler. Hedefimiz gözdeciğim 150 bin like. Tamam. Ve biz de bu bölümün ikincisini çekeceğiz. Dünyanın en zengin insanların devamını çekeceğiz arkadaşlar. Dünyanın gönlü en zengin insanların en sevdiği yemekleri yapsak. Senin gönlün en zengin mi? Çok zengin. İçeriye bir görsen ooo. Evet. Like'lar gelmiştir diye tahmin ediyorum. Geldi geldi hissediyorum. Onun üzerinden kaç puan veriyorsun Arda?
Yani 4 veriyorum. Fiyatı kadar veriyorum. 1. 6 veriyorum. Jeff Bezos'unkine kötü verdim çünkü lezzetli değildi. Şimdi bu ondan daha lezzetli. 5 abi. Yani güzel yemek ama en sevdiğim yemek Allah falan denecek kadar şey değil. Ben çok yedim bunu. 1 puan veriyorum. 1 puan. Üzülerek bu kadar vizyonsuz bir zenginle karşılaşmadım daha önce. Abi o zaman dünyanın en zengin ikinci insanına geçiyoruz. Evet. Elon Musk. Bunu birazcık merak ediyoruz. Elon Musk. Bunu birazcık merak ediyoruz acaba. Of bu şey falan yani ya. Astronot yemeği. Hayır hayır. Kendisinin 170 milyar dolarlık bir serveti bulunuyor. Kendisi PayPal'in kurucu ortağı, SpaceX'in kurucusu ve CEO'su, Tesla Motors'un kurucusu ve ürün tasarım başkanı, SolarSteam'in hissedarı ve yönetim kurulu başkanı imiş. Neler kendisi. Neler var. Bakalım en sevdiği yemek. Ya ne olursun güzel bir şey ye. Kahve falan içiyor oğlum bu adam yemek yemiyordu ki. Çok hızlı getirdiğine göre kesin güzel bir şey değil. Elon Musk, lütfen beni hayal kırıklığına uğratma. Sana saygı duyuyorum. Bu ne kız? Tereyağlı ekmek mi? Tost ekmeği, French tost mu bu? Ne bu? Mücver mi? Yağlı ekmek, kızarmış. Bu tarçınlı Fransız tostu abi. Yağlı ama. Abi o tarçınlı Fransız tostu. La hable ve la kuvvet ya. Abi spinallah bileyim erkenin ya. Valla kaymak da çok güzel olur ha. Yok kaymak mı? Bak biraz kaymak üstüne de azıcık balla çıt 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 yaptın mı? Elon ellerini yer valla. Tost kaşarlı olmuyor mu? İyi bakalım. Güzel. Nasıl? Boşa çıkarmadı beni. Bu lezzetli gerçekten. Bir şey diyeceğim çok güzel lan. Bunu kendimiz yapabiliyoruz evde. Tabii tabii. Hemen söyleyeyim nasıl yapayım. Tarifini de söyle lan hemen bari. Abi ekmek dilimleri yumurta, şeker, süt, tarçın karışımıyla kaplanarak tavada 3 dakikada kızartılıyormuş abi. Bu şekilde yapılan bir tost evet. İmiş. Güzel gerçekten. Elon Musk diye demiyorum. Oha! Bayıldı mı? Yemek mi bu? Evet. Hayır bu bir ekmek. Ekstra yani. İşte bilmiyoruz. Adam ama maşallah yani. Elon normalde kahvaltı yapmazmış. Evet biliyorum kahve içiyor. Yine de bir şey yiyecek olursa Mars marka çikolata barları var ya onlardan yiyormuş adam abi. Adam Mars'la kafayı bozmuş. Hakikaten bozmuş. Şu an ben de fark ettim evet. Öğle yemeği de kendisi için kahvaltı kadar önemsizmiş. Bu arada şu an fark ettim. Neyi? Yemeği sevdiği çikolata barını. Ha Mars evet. Aynen öyle. Öğle yemeği kendisi için kahvaltı kadar önemsizmiş. Asistanının getirdiği her şeyi en fazla 5 dakika içinde yer, sonrasında toplantılara katılırmış efendim. Yazık zor hayat. Zor hayat canım, yok Tesla toplantısı. Aman, yok şunu uçurduk da bu patladı. Bir tek akşam yemeğini dolu dolu yermiş abi. Bu şekilde bir beslenme alışkanlığı varmış kendisinin. Ya işte Fransız tostu deyince bir havalı duyuluyor da... Nuzuldan iyi değildi biliyor musun? Peki Batuhan, 10 üzerinden kaç puan veriyorsun? 3 veriyorum ya. Oğlum iyice moralim bozuldu lan. Bozuldu abi. Tarçın merşem. 6. Enteresan bir seçim. Buna da 7 puan veriyorum. Buna da 6 vereyim hadi. 6 puanlık bir yemek. Ben puan yükseltiyorum. 8 veriyorum. Çünkü 8. Oğlum gerçekten çok az malzemeyle çok güzel tatlı bir şey yapmış adam. Buluş evet. Gibi bir şey yani benim için. Adam yapmamış canım adam. Benim için buluş. Dünyanın en zengin ikinci kadınına. Geldik. François Bettencourt Meyers abi. Genelde de dünyanın en zengin 15. insanı kendisi. 75 milyar dolarlık bir serveti var. L'Oreal markasının mirasçısı ve yönetim kurulu başkanıymış. Ulan mirasçı böyle mirasçı olmak lazım işte. Değil mi? Vallahi. Dede yapsın yapsın. Ha, L'Oreal gel, dede yani. Şey yap yani. Ulan be. Hemen Meyers'in yemeğini getireyim o zaman. Kardeşim haliç yok muymuş ya? Yaradana kurban, yaradana. Aa kadın bak kesin zevkli avokadolu mavokadolu bir şey gelecek şimdi. Ne olursun güzel bir şey ya hanımefendi Allah aşkına. Allah aşkına. Bon appétit. Lazanya. Oh. Oğlum ne? Ya ben bıktım artık ya. Ne o ne? Ne bu abi şey mi fırında makarna mı bu? Lazanya. Lazanya ama değil lazanya. Kesin karnabaharlı falandır. Normal lazanya değil. İçerisinde kıyma yok. Hmm. Kötü.
kutu peynir kokuyor. Bu tofulu lazanya. Ha, etsiz. Evet. Vizyonsuz. Ya niye öyle kıyma diyorsun? Var ya, ya kıyma. Ne güzel çekiyor kasaplarımız o ince ince. İçinde Hindistan cevizi, sert tofu, spagetti sosu. Sosu. Parmesan peyniri ve mozzarella peyniri ile yapılan bir lazanya efendim öndeki. Nereye özel bu? L'Oreal'e. Mis gibi kıyma varken ne demek tofu ya? Vejetaryen mıymış neymiş? Olabilir. Kıymasız lazanya mı olur ya? Ya bir önyargı olma, bir ye ya. Kötü mü? Anlayamadım, bir daha kesiyor. Çok kötü değil. Çok kötü değil. Ama bir kötü yani galiba. Yok, kötü değil. Ha. Güzel. Ve peynir ama. Peynir bozulmuş, sonradan da börek yapmaya karar vermişler gibi. Ama hani lazanya tadı gelmiyor yani. Sanki böyle salçalı, peynirli börek tadı geliyor. Yok mu? Abi kıyma olması gerekiyor bunda. Kıyma! Tofu güzelmiş ya. Beğendin mi? Evet. İşte ön yargı. Et varken bunu yemem ben tabii. Evet, mesela saygı duydum bu insana da. Vallahi. En çok bu kadına saygı duydum şu an yediklerimden aslında. Gerçekten helal olsun. Şöyle abi, hemen sana o zaman ben bu hanımefendinin bilgisini de vereyim. Lütfen. François Bettencourt Meyers dünyanın en zengin ikinci kadını söylediğim gibi. Evet. Ve L'Oreal'in kurucusunun torunu imiş. Fransız milyarder zamanını sanata ayırıyormuş ve her gün birkaç saatini piyano çalarak geçiriyormuş. İşte anladın mı? Böyle olmuş işte zengin dediğin. Helal olsun kadına. Çok saygı duydum şu an. Ve her gün birkaç saatini piyano çalarak geçiriyormuş yani. Ayhan spam. Tövbe estağfurullah, yemin ediyorum bir kıskançlık görüyorsun zaten şu anda yani. Hayır ama bir yalına bak. Ya bırak. Adam orada yemek yiyecek vakti yok. Bu da 2 saat bilmem. Peki saat al sana şöyle bilgi vereyim. Ver. 5 ciltlik İncil çalışması varmış. Ve Yunan tanrılarının soy ağacına dahil olmak üzere 2 tane de yazdığı kitap varmış. Wow! Wow! İnanılmaz. Öyle boş birisi değil yani. Boş değil mı? Evet, helal olsun. Ama yemek zevki çok iyi değil bence. Başta güzel demiştim ama sonra kötü bir tat geldi böyle. Bu kadın beni çok etkiledi. Kaç yaşında? Onu bilmiyorum. Peki Batuhan, 10 üzerinden kaç puan veriyorsun? 3 veriyorum ya. 3. 8 puan. 8 veriyorum. Yapma ya. Evet. Lazer sen en sevdiğin yemekti değil mi? Kıymalı olsa 10 verirdim. Yemeğine 6 puan veriyorum. Başta çok daha yüksek ama sonradan böyle kötü bir tat geldi ve hiç hoşuma gitmedi. Bunu kim sever ki yani? Garip. O zaman ben şimdi son kişiye geçelim mi? Bir doygunluk son var. Son kişi mi? Çok iyi lan, bir şeyden mi var? Ben tofuyla bitecek diye çok üzülmüştüm. Yok yok abi. Son kişi kim biliyor musun? Steve Jobs. Elma mı getireceğim bana? Kendisi ne getireceğim? Biliyorsun ki 2011 yılında vefat etti. Ve vefat ettiği dönemde 7 milyar dolarlık serveti vardı. Ve 39. sıradaydı en zengin insanlar arasında. Şimdi konu Steve Jobs olunca yumurta falan bekliyorum sadece. Elit bir şey. Ya da elma bekliyorum bir tane. Öyle bir şey mi bekliyorsun? Öyle takılıyor ya hep. Bakacağız. Hiç sevmem kendisini. Çok gıcık olur bu. Oğlum öyle deme, vefat etti diyorum. Vallahi sevmiyorum. Ürünün arkasından konuşmak gibi olmasın ama. İşte hayat böyle arkadaşlar. 30. sırada bile olsanız dünyanın en zengininde en sonunda buluta yüklüyorlar sizi. Bak kendi şakama gülmedin lan. Oha çok. Şimdi bu adamın kıyafete bile vakit ayırmadığını düşünürsek yemeğe de çok vakit ayırdığını sanmıyorum. Ne diyorsunuz? Tamam edeyim de o adam yemek yemiyordu ki. Ne yiyordu Batuhan? Nasıl hayatı idame ettiriyordu? Ya hadi Allah aşkına, bu ne? Bırak ya. Ne var ya? Ya bu ne abi ya? Dedim ben sana elma. Yani o hep sildim bir kere. An apple. Bak yap. Al işte ya. Bu tam bir işte Steve Jobs'a. Bu yüzden adamla gıcık olurum oğlum. Apple'ı yarattım ya. Apple benim ya. O yüzden en sevdiğim yemek elma. Yüzeysel. İnsan değil. Anladın mı? Marka. Ürünün arkasından konuşmak gibi olmasın ama. Ama bunu şöyle olmuş yani, bu en sevdiği yemek değil kanka, ben sana söyleyeyim. Öyle. Adam milyarder olduğu için şey diyorlar. Ne seviyorsun? Tabii ki logomuz olan. Öyle değil. Apple. Hikayesi anlatacağım sana. Hikayesi anlatacağım. Allah senin belanı vermesin. Ah! Oğlum ne yapıyorsun? Bir şey yok, bir şey yok.
Ya bu kadar sabit, tabii bir çekim nasıl bu hale getirdin yani, anladın mı bakıldığım yerden? Su getir, ben hemen bunu ısıtayım. Yani şimdi bir sürü güzel meyve var abi. Tamam, meyve seviyorsun diyelim. Ulan mesela? Bunun şeftalisi var ya. Şeftali kadar mükemmel bir meyve olabilir mi? Sulu, tatlı ama çok tatlı da değil. Rahat yine böyle katır kutur uğraşmıyorsun. Tüylerini ben yemiyorum. Ne yapıyorsun tüylerini? Ah da yapıyorum. Apple olduğu için mi elma, yoksa elma olduğu için mi apple? Bence elma olduğu için apple. Ya kim der benim şirketimin logosu bu, en sevdiğim yemek de bu olsun diye seçmezsin yani. Niye, ben de Urfa dürüm yaparım. Yeşil elmayı tuzlayarak yedin mi? Hayır. Çok güzel oluyor. Oğlum senin çok garip şeylerin var ha. Çok güzel. Bak, ekşi yeşil elmayı tuzlayarak yiyin. Acayip güzel oluyor. Steve Jobs abi Hindistan'da vegan olmuş birisi ve veganlığa sadık kalmış hayatı boyunca. Tamam o zaman. Jobs'un yalnızca meyve, sebze, kuru yemiş, tohum ve tahıl yiyebildiği bir yemek rutini varmış. Sıklıkla havuç ve elma tüketiyormuş. Diyetini çok nadir taze sushi yemek için bozuyormuş. Vejeteryan diyetinin vücudunun kokmasını engellediğine inandığından dolayı haftada bir kez duş alıyormuş abi. Böyle bir ilginç bilgi var yani. Sürekli ayrı kıyafetleri giymesinin nedeni ise zamanı ve aklını bu karar vermek için yormak istememesi ve yaratıcılığını daha önemli şeyler için saklamak istemesiymiş. Ben de öyleyim. Bütün gün eşofmanla geziyorum o yüzden. 10 üzerinden bu favori yemeğe kaç puan veriyorsun? 1. 10 puan veriyorum. Valla? Valla 10 puan. Lan o kadar laf ettin lan. Adamı hiç sevmiyorum. Elmayı çok seviyorum. Çok güzel bir şey yiyecek. Gayet lifli bir besin. Çok güzel, sağlıklı. Olabilecek en iyi atıştırmalık bence. Ve elmaya puanım arkadaşlar 8. Yani Jeff Bezos'un ki tadı çok kötüydü. Ya elmaya da ondan yüksek vermek istemiyorum ama. 5. Mecburum. Bu tam yemek olmadığı için nimet ama 4'e düşürmek var. Valla. Gözde'den bugüne kadar aldığımız en düşük yemek puanlı. Bu bir yemek değil, bu bir yiyecek. Evet. Bölümümüzün de Can'cığım yavaş yavaş sonuna geldik. Bu videoya 150 bin beğeni gelirse bu bölümün ikincisini çekiyoruz. Gelmezse de çekeceğiz. Bu sefer likeleyeceğim video o zaman. Daha devamında bunun Mark Zuckerberg'ler vesaire, Bill Gates'ler gibi. %100 onlar da böyle elma, havuç, patates. Yok öyle değil. Ne var? Beni çağırmazsan büyük kavga çıkartırım. Oğlum elma dünyanın en sağlıklı şeylerinden bir tanesi, atıştırmalıklarından. Doğrudur. Ya ona bir şey. Ve tadı da güzel ve ağzında dolduruyor. Bir tek yemesi zor. Sen her şeyi seksüel alıyorsun. Hayır, bunu üçüncü kere söyledin o yüzden ben. Bak çünkü elmayı tuzlayarak yeme mevzusunda da bir güldüm. Hayır oğlum, ne güleceğim lan?